4. yıl dönümü etkinlikleri İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yağan yağmura rağmen partililer kongre merkezine akın etti. 4. yıl konuşmasında bir manifesto açıkladı İYİ Parti lideri. İYİ Parti iktidarında Ömer'in adaleti yolundan ve Atatürk'ün izinden asla ayrılmayacağız dedi. Hepimizin ülküsüyle süslenen Anadolu'da o, bu, şu yok. Ocu, bucu, şucu yok. Biz varız, biz varız. Milletimiz var, Türkiye var. İYİ Parti kuruluşunun 4. yılını İstanbul'da partililerle kutladı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen partililer Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve tüm teşkilatı eksiksiz katıldı. Siyasi hayatında 4. yaşını geride bıraktı İYİ Parti. Coşkulu kalabalık İYİ Parti'nin 4. yaşını kutlamak için Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Akşener ilk konuşmasını dışarıda yağmur altında bekleyenlere yaptı. Biz adaleti bu ülkeye getirecek, Ömer'in yolunda yürüyen insanlarız. Türkiye'de eğer İYİ Parti kurulmasaydı, eğer siz bu iradeyi göstermeseydiniz, gözlerinizi kapatın. Bugün Türkiye nasıl bir Türkiye olacaktı? Daha sonra içeri geçti. İçeride coşkulu bir kalabalık karşıladı İYİ Parti liderini. Partisinin yeni şarkısıyla selamladı partilileri. Vatanı için canını hiçe sayanla büyüyecek. Bir yol ki iyileştirecek yarınları ve bütün anlamları. Yıl dönümü etkinliğinin teması Ömer'in adaletli yolunda Atatürk'ün izinde oldu. Bu temaya dayanarak Atatürk'ten Türkeş'e kadar isimlerin yer aldığı bir video izletildi. Mavi gözlü bozkurtumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi var. Akşener'in konuştuğu cümleler arkasındaki ekrana da yansıtıldı. Verdiği mesajlar çarpıcıydı. İktidara emin adımlarla yürüyoruz dedi Akşener. Eski, yeni değil, bir tane Türkiye var. O Türkiye'de her şey adil. Memleketin dört bir yanında millet bizi çağırıyor. Biz de milletimizin bu kutlu çağrısına daha çok çalışarak cevap veriyor, cevap vereceğiz. Artık biz hazırız. Şimdi onlar düşünsün. Akşener, adil bir Türkiye için çalışacağız dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden parlamenter sisteme kadar birçok konuya değindi. Ömer'in adaletini hep hatırımızda tutacağız. Ve söz olsun, İYİ Parti iktidarında Ömer'in yolundan asla ayrılmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni amasız, fakatsız hayata geçireceğiz. Ülkemizi tek bir kişinin hükmüne sokan partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulacağız. Milletin sırtından tüm keneleri söküp atacağız. İYİ Parti iktidarı ülkeyi yaptım ettimle değil ortak akılla yönetecek dedi. Yapılan hizmetlerin sahibi artık müteahhitler değil millet olacak. Bu ülkede torpil devri önceden hazırlanan listeler ve mülakatlar artık son bulacak. Medya özgür. Medya özgür ve adil düzende olması gerektiği gibi toplum yararına çalışan kurumlar haline gelecek. TRT vergisini ödeyen herkesin kanalı olacak. Her kesime hizmet vermek zorunda kalacak. İYİ Parti liderinin konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Partililerden söz aldı Akşener. Benimle yürümeye söz veriyor musunuz? Günler önce Şanlıurfa'da zırhlı aracın 5 yaşındaki kız çocuğuna çarpmasını ekrana getirmiştik. O kız çocuğu hayati tehlikesini atlattı ancak ayaklarını kaybetme tehlikesi sürüyor. Günler önce zırhlı araç çarpmıştı. 5 yaşındaki çocuk için tehlike sürüyor çünkü ayaklarını kaybedebilir.
Küçük kızın babası kazayla ilgili tutulan tutanakta da kızının hatalı bulunduğunu söyledi. Baba Eyüp Dikçe Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdile'ye konuştu. Şanlıurfa'da zırhlı araç 5 yaşındaki Nure Dikçe'yi ezdi. Küçük çocuk ağır yaralandı. Bu ilk değildi. Sadece bir ay önce Şırnak'ta yaşayan 7 yaşındaki Miraç Miroğlu sokakta oyun oynuyordu. Zırhlı araç geldi. Miroğlu'na çarptı. Küçük çocuk hayatını kaybetti. Zırhlı araçlar mahalle aralarında dolaşmasın, hız yapmasın denildi ama uyarılar dikkate alınmadı. Ve yine bir zırhlı araç kazası yaşandı. Bu kez adres Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi oldu. 5 yaşındaki Nure Dikçe karşıdan karşıya geçmek için koştu. O sırada caddeden zırhlı araç geçiyordu. Küçük çocuğa çarptı. Çocuk ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. İşte bu görüntülerin ardından çocuk hayati tehlikeyi atlattı ama 4 farklı yerinde kırık tespit edildi. Ayaklarını kaybetme tehlikesi ise sürüyor. Ayrıca baba Eyüp Dikçe'nin iddiasına göre kazayla ilgili tutulan tutanakta kızı hatalı bulundu. Ordu'da yeni stadın ilk maçında Kur'an-ı Kerim sayfaları ve Türk bayrağı parçaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı. Olayla ilgili biri taraftar grubu lideri 4 kişi gözaltına alındı. Ordu Valiliği soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ya yazıktır ya. Yazıktır ya. Ya oraya kenara koyun, şimdi emniyet geliyor. Yani kenara koyun, şimdi tutanak çıkacaklar. Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar. Valilik konuyla ilgili soruşturma başlattı. Böyle maç izlemeyelim. Gerçekten. Kenara koyun. Görüntülerin adresi Ordu. Yeni Ordu Stadı'nın açılış maçında Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grubun 9. haftasında dün Ordu Spor 1967 futbol işletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşı karşıya geldi. Plaka numarası 52 olan Ordu'nun bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlatıldı. Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görüldü. Ya yazıktır ya. Yazıktır ya. Ya oraya kenara koyun, şimdi emniyet geliyor. Yani kenara koyun, şimdi tutanak tutacaklar. Durumu fark eden vatandaşlar emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur'an sayfalarını topladı. Büyük tepki toplayan olayla ilgili soruşturma başlatılırken sahaya konfetileri fırlattığı belirlenen biri tribün lideri, 4 kişi gözaltına alındı. Tamam, koy oraya. Afyon'da Kur'an öğrencileri hafızlık icazet törenindeydi. Kırmızı şerit çekilmiş bir protokol yolu, altın sarısına boyanmış varaklı koltuklar. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen camideki törende konuştu ve dedi ki hepimiz sınavdayız. Afyon Karahisar İl Müftülüğü, Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan çocuklar, yaşları 10 ila 15, 155 öğrenci. Onlar için bir tören düzenlendi. Tören Hacı Mehmet Sayın Camii'ndeydi. Törene Vali Gökmen Çiçek, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen katıldı. Bu fotoğraflar yansıdı törenden. Caminin girişinden itibaren kırmızı şerit çekilmiş bir protokol yolu. Protokoldekiler bu yoldan yürüdü caminin içine. Hiçbir gariplik yokmuş gibi selamladılar öğrencileri ve velileri. Böyle de bitmedi. Bir de koltuklar vardı. Altın sarısına boyanmış varaklı koltuklar. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen törende konuştu. Hepimiz sınavdayız dedi. Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz'ın yemek yemediği için yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan cani baba Mehmet Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnşallah ömür boyu da orada kalır. Babası yemek yemediği için 1,5 yaşındaki bebeği dövdü. Aldığı yumruk darbesine dayanamayan Elif bebek hayatını kaybetti. Benim bebeğim şu an küvezde. Ben orada kalıyordum.
Çocuğumu dövmüş, deme deme, ölümlü gelmiş benim yavrum. Evde yok. Olay Gaziantep'te yaşandı. Mehmet Yılmaz yemek yemediği için 1,5 yaşındaki kızı Elif Hazal Yılmaz'a yumruk attı. Ardından da sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi. Bebek hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ancak kurtulamadı.